Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Anadolu Arkeolojisi ve Arkeoloji dersinde dördüncü dersimizdeyiz. Ege göçlerinde kalmıştık. Demir Çağı uygarlıklarına başlayacağız. Şimdi slaytlarımızı Evet, burada kalmıştık. Ege göçlerinin Hitit Devleti'nin yıkılışıyla ilişkisinden bahsetmiştik. Daha sonrasında burada İonya, Frigler, Urartular ve Lidya Devleti'nin kurulduğunu söylemiştik. Şimdi bunların detaylarına gireceğiz. Burada çağları göstermişiz. Aslında biraz önce de anlattık. Başlangıçta da anlatmıştık çağları. Devletler, bölgeler, buna geri geldikçe geri döneceğim, haritada göstereceğim. Evet, Demir Çağı diyelim. Şimdi biraz buradaki bilgilerden bahsedelim. Bir kere şunu bilmek lazım. Demir Çağı milattan önce 1200 ile Milattan önce 375 yıllar arasında yer alır. Geç Hitit devletleri, Hitit devletleri yıkıldıktan sonra, Hitit devleti yıkıldıktan sonra şehir devletleri halinde varlığını sürdürmüştür. Milattan önce 1200 ile 1100 arasında en bilineni bu Tarsus, Kilikya civarında olan Kargamış'tır. Yine Urartular, Demir Çağı devleti Anadolu'da, Milattan önce 900 ile 590 arasında Van Gölü civarında başkentleri Tuşba. Frigler milattan önce 750 ile 300 arasında başkentleri Gordion. En önemli kralları Kral Midas'tır. Hatta onun üzerine bir takım edebi eserler, operalar falan da yazılmıştır. Ankara Eskişehir arasındadır. Bu Ankara Eskişehir Afyon Kütahya civarındaki bu bölgeye ki bir akarsu geçer ortasından Frig Vadisi adı verilir. Daha çok buluntular o bölgede bulunmuştur. Lidya ise başlangıçta Ege, Manisa, Sardes merkezi olarak çıkmış. Daha sonra bir dönem bütün Anadolu'ya yayılmış bir uygarlıktır. Ticaretle uğraşmışlardır. Lidya uygarlığı da milattan önce 700 ile 556 arasında. Tabii bu tarihleri kesin kes sormazlar bize ÖABT'de. Ama bunların demir çağı uygarlıkları olduklarını aşağı yukarı yüzyıllarını bilmek lazım. Yine Lidya'yı paranın kullanılışı ve paranın bulunuşuyla ilişkilendirmek lazım. Gediz, Menderes ırmakları arasındaki bölgede ortaya çıkmıştır. Kral yolu Sart'tan Asur'a, bir kolu da Persepolis'e uzanan ticaret yolunu yapmışlardır. Persler tarafından da yıkılmışlardır. Tabii bu daha önce bahsetmiştim ama videolarda var mı bilemiyorum. Bu kral yolu geçen sene ÖABT'de soruldu. Zannedersem tarih ÖABT'de soruldu. Lidyalıları tanımladı. Daha sonrasında da bu halk kimdir dedi. Kral yolunu yapmışlardı, ticaret yolunu yapmışlardı falan dedi. Persler dedi. Şimdi orada bana çok sorulan bir soruydu geçen sene. Artık bu sene sorulmaz diye tahmin ediyorum. Hocam kaynaklarda kral yolunu Persler yazdı, yaptı diyenler de var. Lidyalılar yaptı diyenler de var. Şöyle biraz gösterelim şuradan. Bu işin doğrusu şudur. Lidyalıların egemenlik alanı Lidya diyelim. Ege bölgesinden başlıyor. Sonra da genişletilmiş çağlarında Anadolu'nun büyük bölümüne hakim oluyorlar. Perslerin egemenlik alanı ise İran coğrafyasıdır. Zaten Pers, Fars, Farsi aynı kökten gelir. Bizim dilimizde dönüşmüş hali Pers'tir. Ve bunların, şimdi kral yolu Sart'tan başlıyor. Doğuyla bir ilişki kuran bir yol. Şimdi bu yolun bir ayağı aşağıya Asur'a iner. Ve tabii değişik yollarla Sümer şehirlerine kadar da gider. Tabii o dönemde Sümerler kalmamış ama Sümerlerin coğrafyasından bahsediyorum. Bir yolda Persepolis'e kadar uzanır, Perslerin başkentine. Şimdi burada Lidya'nın egemenlik alanındaki yerleri tabii ki Lidya devleti yapmıştır. Ama devamında Persepolis'e uzanan yerleri de Pers İmparatorluğu yapmıştır. Burada bunu tek bir devletin yapması söz konusu değildir. Persler gelip de Lidya egemenlik alanına girip çekil oradaki yolu ben yapacağım diyecek hali yok. Lidyalıların Perslerin egemenlik alanına girip ben yapacağım diyecek hali yok. Her iki devletin de aslında çıkarlarına denk geldiği için ve ticaretten vergi aldıkları için Lidyalılar bu taraftan yolu oluşturmuşlar, Persler de o yolu tamamlamışlardır. Ve bu bağlamda şöyle bir soru gelmez KPSS'de. Kral yolunu hangi devlet ya da uygarlık yapmıştır? A. Lidyalılar, B. Persler diye gelmez. Bu zaten saçma bir şey olur. İkisinin de ortak katkısı vardır ama Anadolu'daki bölümünü Lidyalılar yapmıştır. Evet, devam edelim. Persler dönemi
de Anadolu'da bir demir çağı dönemidir. Milattan önce 546 ile milattan önce 334 arasında Anadolu'ya Persler hakim olmuştur ki Perslerin hakimiyeti zaten Perslerin Lidyalıları yıkmasıyla ilişkilidir. Sonra da Persleri Helenistik dönemde Aleksandros yani Büyük İskender yıkacak. Daha sonra demir çağında Helenistik dönem gelir. Persleri yenen Büyük İskender Helenistik dönem Perslerin yerine Anadolu'da Makedonyalı Büyük İskender'in almasıyla yer alır. Daha sonrasında Büyük İskender genç yaşta ölüyor. Onun komutanları arasında paylaşılıyor. Bir tanesi Antigoneler Yunanistan'da hakim oluyor. Bir tanesi Ptolemeus Hanedanı Mısır ve civarında hakim oluyor. Anadolu ve İran coğrafyasında da Selekoslar, Seleukoslar diye tanımlanır. Daha sonra bu Likya, Klikya gibi Anadolu'daki antik krallıkların tümü aslında Selekoslar Hanedanı'nın devamında Anadolu'da kurulan küçük devletlerdir. Bergama, Efes gibi şehir devletleri Roma nüfusu zamanında, pardon yanlış okudum. Bergama, Efes gibi şehir devletlerine Roman nüfusu zamanla yayılmıştır. Helenistik dönemden sonra da Roma dönemi gelir Anadolu'da. Anadolu tamamen Roma hakimiyetine girmiştir. Demek ki şöyle algılamak lazım. Bir demir çağı uygarlıkları olarak Lidyalılar, Urartular, Firitler dönemi var. Daha sonrasında Persler dönemi var. Perslerden sonra Anadolu'da Helenistik dönem var. Ve orada Leton, Klikya, Pamfilya, Bitinya gibi antik çağ Helenistik krallıkları var. Helenistik dönemden sonra da Roma dönemi söz konusu. Milattan önce 146 ile milattan sonra 1071 arası Roma dönemidir. Dikkat ederseniz 1071 Malazgirt Savaşı'nın tarihidir. 1071'den sonra da Anadolu'da Selçuklular dönemi başlayacak. Sonrasında da Osmanlılar dönemi. Demir çağının başlangıcı milattan önce 1200 olarak tanımlanır. Söylemiştik. Bitişi milattan sonra 374 kavimler göçü olarak da kabul edilir. Böyle kabul edenler de var. Başka tarihler söyleyenler de var. Bazı tarihçiler Doğu ve Batı Roma'nın ayrılmasını, bazı tarihçiler ise Batı Roma'nın yıkılışını, eski çağın kapanışı, orta çağın başlangıcı olarak görürler. Yazının başlangıcı farklı coğrafyalarda, farklı alanlarda olduğu için demir çağı, tunç çağı, bakır çağı ile eski çağ iç içe girmiştir. Tabii bu anlattıklarımızın hepsi Anadolu için söz konusudur. Mesela Anadolu demir çağında iken Kuzey Avrupa'da İngiltere'nin demir çağında olduğunu söylemek mümkün değildir. Ve uygarlık dönemleri genellikle Mezopotamya ve Anadolu uygarlığı merkez alınarak tarihlendirilir. Ama şunu da bilmek lazım. Her yer aynı dönemde demir çağına girmemiştir. Bunu da bilmek. Gelelim İonya uygarlığına. İonya uygarlığının bir kere Yunanistan'dan gelen Ege göçleri, Akalar ve sonrasında da Dorlar da buna katılmıştır. Yani Dorlar Akaları Yunanistan'dan, Mora Yarımadası'ndan, Makedonya ve Mora'dan Ege'ye sürmüşlerdir ama devamında kendileri de gelmiştir. Tabii geç yüzyıllar olarak. Bu bağlamda İonya uygarlığına Akaların aslında kurduğunu, sonra Akaların kurduğunu ama Dor etkisinin de sonradan geldiğini düşünmek lazım. İonya uygarlığının kuruluşu M.Ö. 1200 ile 745 yılları arasında. Kuruluşları Ege göçleriyle ilgilidir. Balkanlardan Yunanistan'a giren Dorlar Akaları Ege üzerinden Anadolu'ya göçe zorlamışlardır. Akalar M.Ö. 1200 yıllarında adalar üzerinden Anadolu'ya geçmişlerdir. İonyalılar Ege'de polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. İonya devleti ki bu merkezi bir devlet değildir, şehir devletleri halindedir. Mesela Efes bunlardan bir tanesidir, Milet bunlardan bir tanesidir. Devlet ifadesi yerine İonya uygarlığı ifadesi kullanılmasının nedeni siyasal yapılarının küçük devletler şeklinde örgütlenmesidir. Mesela bu devletler Efes, Milet, Foça kurdukları şehir devletleridir. Bunların hepsi, saydıklarımızın hepsi Efes, Milet ve Foça liman kentidir. Liman kentlerinin ünlü olması da ticarette vergi almalarıdır. İçeriye mesela Filikler tarafına, Urartular tarafına ticareti bunlar kontrol etmişlerdir. Peki nereden geliyor bu gemiler? İtalya'dan geliyor, Kuzey Afrika'dan geliyor. Burada aslında Anadolu içlerine gelen ticareti kontrol eden şehir devletleri, liman devletleridir. Bugün mesela Efes, gittiyseniz görmüşsünüzdür, tam deniz kıyısında değildir. Biraz içerlektir. Yanılmıyorsam 15-20 kilometre falan olması lazım. Yanılıyor olabilirim. İçerlektir. Çünkü
O dönemde liman kenti olmasına rağmen akarsuların doldurmasıyla liman dolmuştur ve içeride kalmıştır. Ondan sonra aslında zamanında orası bir liman kentidir. Arkeolojide biraz bahsedeceğiz. Şimdi de söyleyeyim. Çok zenginleşmiş o dönemde. Şu çok ünlü. Her tarafı mermerden yapılmış bir şehir. Bu da aslında vergilerle zengin olduğunu söylüyor. Yine orada Kolezyum denen bir kütüphane ve Artemis Tapınağı'nın kalıntıları vardır. Ticaretle uğraşmıştır İyonyalılar. Karadeniz, Marmara ve Ege'de koloniler kurmuşlardır. Mesela Sinop'ta kolonileri vardır. Yine Erdek civarında Kızikos dediğimiz bölgede koloniler kurmuşlardır. Bilim ve felsefenin doğuşu Avrupa tarihinde İyon uygarlığına bağlanır. Sinoplu Diyojen, Miletli Thales, Herakleitos, Anaximandres, Anaximenos, Hipokrat ki bu felsefeci değildir, tıp insanıdır. Homeros bu destanların yazarıdır. Herodot tarihçidir. Diğerleri felsefecidir. Bunlar hep Avrupa kültüründe kendilerine köken olarak aldıkları, özellikle Almanlar bunları köken olarak alırlar. Fenikelilerden alfabeyi alıp geliştirmişlerdir. Tabii bu Fenikelilerden alfabenin alınması direkt İyonya uygarlığına değil. Fenikelilerden Minos uygarlığından yani Girit Minos uygarlığından Miken Mora uygarlığına, oradan da Akalardan İyonya uygarlığına alfabenin geçtiği düşünülüyor. Mimaride İyon üslubu denen bir tarz geliştirmişlerdir. Artemis Tapınağı İyonyalılara aittir. Tabii Artemis Tapınağı döneminde çok önemli bir yer. Artemis bir ana tanrıçadır. Bazı tarihçiler ve kültür tarihçileri Artemis'in Anadolu'da bulunan Kübele kültünün İyonya'daki devamı olduğunu düşünürler. Tartışmalı bir konudur ama ana tanrıça Anadolu'da önemli bir kültürdür. Artemis kültü eski Anadolu uygarlıklarını yazmışız. Kibele, Kübele'den devam aldığı düşünülür. Aristoteles, Platon gibi klasik dönem antik Yunan çağı kültürünün temeli İyonya uygarlığıdır. Şimdi bu Platon ve Aristoteles Atina yani Yunanistan uygarlığına aittir. Ama Aristoteles felsefede de geçecek. Mesela Metafizik diye bir kitabı var, kalınca bir kitap. Orada hep İyonya uygarlığına, Thales'e, Herakleitos'a ve ilk felsefe dediği o İyonya uygarlığının felsefecilerini hayırlı anlar, onların felsefenin kökeni olduğunu söyler, kendi düşüncelerini de oradan şekillendiğini anlatır. Fenikelilerden İyonyalılara geçen alfabe oradan Yunanlılara geçmiş, yani Yunanistan doğrularına Yunan alfabesini oluşturmuştur. Yunanlılardan da alfabe Roma'ya geçmiş ve Orta Çağ'da Latin alfabesi dediğimiz ve Latince dediğimiz dil Roma kökenlidir. Onun da kökeni bir tık eskide Yunan'a, bir tık eskide de Fenike alfabesine dayanır. Gelelim Friklere. Friklerin coğrafi yayılma alanı şurada gösterilen bölgedir. Şu Eskişehir, Afyon, şurada Ankara ve şurada Kütahya ile çerçevelenen bölgedir aslında. Peki niye şurada sarı bölge böyle de şurada kahverengi alan daha geniş? Bunlar zamanında bir yerleri fethederek genişlemişlerdir. Kahverengiyle gösterilen yerler en genişledikleri alanı gösterir. Ama genelde nüvet, çekirdek, sarı benim de üzerini yeşille çizdiğim alandır. Frikler M.Ö. 750 ile 300 arasında hüküm sürmüşlerdir. Başkentleri Gordion, bugünkü Polatlı civarıdır. Coğrafi yerleşimleri Ankara, Eskişehir, Afyon, Kütahya civarıdır. Buraya Frik Vadisi denir. En önemli kralları Midas'tır. Midas'ın Kulakları diye meşhur opera var. Kafkaslardan gelen Kimmerler tarafından yıkılmışlardır. Tarım ve hayvancılıkta ilerlemişlerdir. Hatta çözülebilen, tüm yazıları çözülmemiştir ama çözülebilen yazıları vardır. Alfabe yazısı kullanıyor bunlar. Bu yazılardan kanunlarının, mesela ben şeyde okumuştum, lise kitabında okumuştum, eski MEP kitabında. Hayvancılığa ve tarımda, işte hayvanları öldürene ceza verilmesi üzerine kanunları falan var. Müzikte ilerlemişlerdir. Müziklerinde de kullandıkları bir sistem, yazılarından falan çözülmüş Frik gamları diye tanımlanır müzikte de. Gelelim Lidyalılara. Lidyalılar M.Ö. 700 ile 546 yılları arasında hüküm sürmüş. Biraz önce söylemiştik, coğrafi yayılım alanları başlangıçta Ege, iç Ege'den başlar.
daha sonra bir dönem hemen hemen bütün Anadolu'ya hakim olmuşlardır. Coğrafi merkezleri Gediz, Menderes ırmakları arası Ege bölgesidir. Kral yolu Sardes, Asur'a kadar uzanan ticaret yoludur. Hep Asur demişiz, Asur-Ninova. Ama şunu da bilin, bunun bir ayağı buradan kopuşur, Persepolis'e de giden bir ayağı vardır. İlk defa takas ekonomisi yerine parayı kullanmışlardır. Persler tarafından yıkılmışlardır. Başkentleri Sard şehridir, ticaretle uğraşmışlardır. Çok da zenginlemişlerdir. Karun hazineleri diye önemli bir hazine vardır. Sonra arkeolojide bahsedeceğim. O yurt dışına kaçırılıyor, tekrar getiriliyor bir kısmı falan. Bu Karun hazinelerinin kesinlikle Lidyalılarla alakalı olduğu. Krasus bizim dilimize Karun diye çevrilmiş. Hatta Karun kadar zengin. Hatta bazıları Harun kadar zengin derler. Ben onu çocukluğumda Abbasi halifesi Harun Reşit zannederdim. Halk arasına yerleşmiş Harun kadar zengin falan. Onun aslı Lidya kralı Karun kadar zengine dayanıyormuş aslında. Evet, burada da kral yolunu haritada göstermişiz. Peki neden Gordion'dan geçiyor? İşte Lidyalılar Friklere de bir ticaret imkanı sunuyor. Ticaret yolunu kontrol ediyorlar. Tabii bir dönemde Friklerin olduğu bölgeyi ele geçirmişler. Gelelim Urartulara. Urartuların tarihi M.Ö. 900 ile 580 arasında. Coğrafi alanları, şurada Van Gölü, kalem çok ters oldu rengi, şurada Van Gölü, şurada İran sınırında kalan, yanılmıyorsam Urumiye Gölü olması lazım. Şu anda Van Gölü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, Urumiye Gölü de İran sınırları içinde. Yani sınırlar aslında İran'a da taşıyor. Dağlık bir bölge burası, yüksek bir bölge. Coğrafi yerleşim alanları, bu Van'daki yerleşim yerlerinin başkentlerinin ismi Tuşba'dır. Asya kökenli Huriler tarafından kurulmuştur. Sürekli Asurlarla savaş halinde olmuşlardır. En güçlü ve büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi'dir. Krallar Haldi adına ülkeyi yönetmişlerdir. Maden ve maden işçiliğinde ileri gitmişlerdir. Sulama kanalları yapmışlardır. Dilleri çok az bilen var. Çözüldü dilleri. Ondan sonra çözülemeyen metinleri de var tabii. Çivi yazısı kullanmışlar. Ama farklı bir dilleri var. Tabii burada alfabe ile dilin aynı şey olmadığını hep vurguluyorum, söylüyorum. Mesela biz kendi kültürel kökenimiz Osmanlı döneminde Arap alfabesini kullanıyordu. Ama biz, yani bizim atalarımız, dedelerimiz Türkçe konuşuyorlardı. Türkçe Arap alfabesiyle de yazılabilir, Latin alfabesiyle de yazılabilir, Runik, Göktürk alfabesiyle de yazılabilir, Kiril alfabesiyle de yazılabilir. Bu açıdan alfabe yazı başka bir şeydir, çivi yazısıdır ama kullandıkları dil bambaşkadır. Bilen az sayıda insan vardır dillerine, bir kısmı çözülmüş, bir kısmı çözülememiştir dilleri. Evet, gelelim Pers Krallığı, evet Pers uygarlığına. Şimdi Persleri, İran uygarlığını 3 dönemde incelemek lazım. Nasıl ki, bu bakış açısı güzel bir bakış açısıdır. Ben zannedersem İlber Ortaylı'dan duymuştum bunu. Aslında Anadolu'da 3 tane Türk devleti yoktur. Bir tane Türk devleti vardır. Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti, bunlar da sadece yönetimin değişmesidir. Aynı halkın, aynı yönetimin devam etmesidir diye söylemişti. Çok güzel bir bakış açısı aslında. Aynı bakış açısını İran coğrafyası içinde kullanabiliriz. Aynı halk söz konusudur. Yani Farslar. Farslar birinci dönem Ahameniş hanedanı, ki buna genelde Persler denir. İkinci dönem Partlar dönemidir. Üçüncü dönemde Sasaniler dönemidir. Bizim burada konuştuğumuz dönem Ahameniş İmparatorluğu dediğimiz Pers dönemidir. Milattan önce 550 ile milattan önce 330 arasında geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Hatta bakın şurada Makedonya tarafına, Balkanlara geçip Yunan topraklarından da bir kısmını almışlardır. Bütün Anadolu'yu, bütün İran coğrafyasını, hatta Mısır'ın bir kısmını, Irak'ı ve Suriye'yi almışlardır. Ama kısa sürmüştür. Kısa sürmesinin sebebi aynı coğrafyaya bir ya da iki savaşla Büyük İskender'in hakim olmasıdır. Bu Pers İmparatorluğu, hatta şeyi anlatırlar. Pers İmparatorluğu Yunanistan'a hakim olmak istiyor. O dönemde Perslerle savaş var ve Arşimet. Arşimet'in
Perslere karşı güneş ışınlarını topladığı ve Pers gemilerini yaktığı falan anlatılır. Arşimet'le Perslerle Yunan Savaşı aynı dönemlere denk gelir. Şimdi bizim konuşacağımız bu Pers İmparatorluğu dönemidir. Daha sonra Partlar dönemi, sonra Sasaniler dönemi vardır. Ki Sasaniler dönemi senkronik ve kronolojik olarak Göktürkler dönemiyle benzer çağlı yıllardır. Şimdi gelelim Perslere. Yayılım alanlarını söyledik, dönemlerini söyledik. Şimdi biraz şundan bahsedelim. Pers dönemi M.Ö. 700 ile 330 arasında. Persler başta Medleri yenerek İran'da hakim olmuşlardır. Medler daha eskidir ama Medler yıkılıp tekrar yapılıp böyle uzun 2000 sene boyunca şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ve hatta Persler bütün İran'ı ele geçirdiği dönem dahi Persler küçük şehir devletleri halinde var olmuşlardır. Daha sonra Lidya'yı yenerek İran, Anadolu, Mezopotamya'nın önemli bölümüne hükmetmişlerdir. Ta ki M.Ö. 330'da Büyük İskender'in Darius'u yenene kadar. Bu İskender-Darius Savaşı çok meşhur bir savaştır. Filmlere falan konu olmuştur. Ben filmden seyrettim, sonra kitaplarını da okudum. Tabii bir kısmı efsanedir, bir kısmı gerçektir. İskender'le Darius karşılaşıyor. Pers ordusu daha kuvvetli. Savaşta Persler yenmek üzere. Orada İskender kendisi de savaşıyor. Diyor ki tek şansımız var. Darius'un kendisine, yani otağına ya da karargahına saldırmamız lazım. Eğer Darius'u öldürebilirsek Persler dağılır diyor. Orada bir risk alıyor. Kendi adamlarıyla Darius'un karargahına hücum ediyor. Darius kaçıyor. Aslında Persler iyi durumda fakat krallarının kaçtığını görünce Persler de dağılıyor. Böylece savaşı Büyük İskender kazanmış oluyor. Daha sonrasında o savaşta bütün İran coğrafyasını Persepolis'e giriyor. O dönemde İran'ın başkenti, Perslerin başkenti Persepolis. Birinci Pers dönemi yani Ahamenish Hanedanı'nın yıkılması Büyük İskender'le alakalıdır. İkinci dönem İran'ın devletinin yıkılması Hazreti Ömer dönemindedir. Hazreti Ömer İran'a girmiştir ve Persepolis'i fethetmiştir. Tabii Hazreti Ömer'in Persepolis'e girişi Sasaniler dönemidir. Son partidir. Pers Ahamenish Hanedanı'nın sonudur bu Büyük İskender dönemi. Biraz önce söylediğimiz gibi Sasanilerin sonunda Hazreti Ömer'le ilgilidir. Dönemlerini yine burada yazmışız. Biraz önce söylemiştik. Persler İran'ı satraplıklar, eyaletlere bölerek yönetmişlerdir. Hatta bu satraplıklar daha sonrasında Anadolu coğrafyası ve Mısır coğrafyası kadar bölünmüştür. Bu satraplık eyaletlere bölmektir. Sonrasında Roma tarafından kullanılacaktır. Sonrasında Bizans tarafından, sonrasında da eyaletlere bölme Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılır. Bunun üzerine tarihçiler bu satraplık eyalet sisteminin kökeninin Perslere dayandığını söylerler. Tabii yine burada posta örgütü önemli. İlk güçlü posta örgütünde, çünkü büyük bir coğrafyaya hükmediyor, kuran Perslerdir. Zerdüşt dinine mensupturlar. Tabii başka şeyler de var bu arada, mecusilik falan gibi. Onlar çok sorulacak şeyler değil. Persler, Medlerden, Lidyalılardan, Babillerden toprak alarak büyümüşlerdir. Pers kralı Krasus, Babil'e girdiğinde Nebukadnezar'ın köleleştirdiği Yahudileri serbest bırakmıştır. Çok enteresandır bağlantı. Bugün İran coğrafyasında çok ciddi bir Yahudi nüfusu vardır. Ve Yahudilerle İranlılar, tabii bugün mesela İslam Cumhuriyeti İsrail'e çok ciddi problemlidir. Ama İran'ın içinde Yahudilerle İranlılar arasında hiçbir problem yoktur. Çok rahat yaşarlar. Bu da kadim bir dostluk olarak Pers kralının Yahudileri kurtarmış olmasından kaynaklanır. Çok enteresan bir şeydir. İran'da böyle Yahudilerle halk olarak ciddi bir sorun yoktur yani. Ama İsrail'de sorunları vardır. O ayrı bir şey. İran coğrafyası İslamiyet sonrasını, şey söylemiştik, İslamiyet öncesinde bir Ahamenish Hanedanı vardı, Persler, sonra Partlar, sonra Sasaniler vardı. İslamiyet sonrasında ise Hazreti Ömer'in İran'ı fethi 633-654 arası. Sonra Samaniler dönemi vardır. Sonra Seferiler dönemi vardır. Sonra Moğol istilası gelir.
Sonra Safeviler dönemi vardır. Şah İsmail, Tahmas dönemi falan. Sonra bir dönem Afşar Hanedanı ki bu Safevi Hanedanı Türk bir hanedandır. Afşar Hanedanı Türk bir hanedandır. Kaçar Hanedanı Türk bir hanedandır. Sonra Pehlevi hanedanı gelir. Bu Fars'tır. Yani bir dönem burada Zend Hanedanı Türk diye düşünülüyor, Türk değil diyenler falan da var. Ama en azından Safeviler, Afşarlar ve Kaçar Hanedanı döneminde yüzyıllarda Türkler İran coğrafyasını yönetmişlerdir. Sonra Pehlevi Hanedanı, siz hatırlamazsınız yaş olarak, İran'da devrim oldu. 1980 ya da 81 olması lazım. Ya da 79 mu? 1980 civarlarında. Şah Rıza Pehlevi vardı yönetimde. Laik bir yönetim anlayışı vardı o dönemde. Fransa'dan Hümeyni geldi. İslam devrimi oldu. 1980, 79 ya da 81 o civarlarda olacak. Şey yıkıldı. Pehlevi hanedanı yıkıldı. Ve yine Fars hanedanına dayanan İran İslam Cumhuriyeti Hümeyni ile kurulmuş oldu. Hümeyni sonra öldü. Ama İran coğrafyasında geçen istatistikleri okudum. Halkın bazı istatistikler %45'i, bazısı %51'i, %52'si diyor. Azeri Türk'ü olduğunu söylüyor. Yani Türk olduğunu söylüyor. İran coğrafyasında önemli bir Türk nüfusu vardır. Ama Türk nüfusuyla İran nüfusu yönetimsel anlamda bir karmaşa yaşamamaktadır. Bir sıkıntı yaşamamaktadır. Ama İran coğrafyasında önemli bir Türk nüfusu ve Türk dilinin kullanıldığını da bilmek lazım. Medler yine İran coğrafyasında, söyleyelim bunu. İran coğrafyasında Elam, Med ve Pers tarihiyle ilgilidir. Elamlar Güney İran'da uzun ama kesikli aralıklarla kent devletleri kurmuşlardır. Medler ve Persler İran coğrafyasında benzer yıllarda hükmetmişlerdir. Medler Persleri yenerek İran'a hakim olmuşlardır ama Medler varlığını devam ettirmişlerdir. Küçük coğrafyalarda şehir devletleri halinde. Medler milattan önce 6. yüzyılda Babil ile ittifak yaparak Asurluları yıkmışlardır. Gelelim Elamlara. Elamlar bakın şurada güneybatı İran'da bugünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin olduğu bölgede. Başkentleri Susa'dır. Mezopotamya'ya güneydoğu ucunda İran'a yakın bölgede hüküm sürmüşlerdir. Milattan önce 3000 ile milattan önce 640 arasında izlenseler de kesintisiz bir hükümranlık ve devlet kurmamışlardır. Kesiklidir, ara ara yıkılmışlar, tekrar oluşmuşlar ama bir kültür olarak devam etmişlerdir. Sümerler, Babiller, Asurlularla devamlı savaş halinde olmuşlar ve zaman zaman hükümdarlıklarını güçlendirmişlerdir. Elam ülkesi site devletleri şeklindedir. Kendilerine özgü bir dil, yazı ve kültür geliştirmişlerdir. Kökenleri tartışmalıdır. Yine Medlerle ilgili de çok tartışmalar var. Medlerin kökenini Farsi olarak görenler var, Hint Avrupa olarak görenler var, Kürtlerle ilişkilendirenler var. Tarihçiler net değildir bu konuda, çok tartışma vardır. Ama Perslerin bugünkü İran halkı olduğu o çok nettir. Nereden nettir? Dillerinden dolayı, dil bağından dolayı ispatlanmış bir şeydir. Asurlular tarafından bu Elamlar ortadan kaldırılmışlardır. Tarımla uğraşmışlar, maden işçiliğinde ileri gitmişlerdir. Şimdi burada küçük küçük halklar, devletler falan var. Bunlardan da bahsedelim. Tabii bunlar çok detaylı sorulmaz ama seçeneklerde geçebilir. Kassitler vardır mesela. Kassitler M.Ö. 1600 ile 1300 arasında kısa bir dönem devlet kurmuşlardır. Eski, ilk yani birinci Babil devletini yıpratmışlar ve yıkılmasına rol almışlardır. Bu bölgede 300 yıl Babil dilini kullanarak egemenlik sürmüşlerdir. Babillerden sonra bir dönem Kassit devleti ve uygarlığından bahsedebiliriz. Guttiler Akatların yıkılmasında rol oynamışlardır. Milattan önce 2100'lerde bazı tarihçiler Guttileri Kürtlerle, bazıları Türklerle, Ermeni tarihçiler Gotlarla ilişkilendirmektedir. Çok tartışmalıdır. Yine Soğutlar vardır. Bu Soğutlar nettir? Ne oldu? Hangi halk oldu? Neydi o? Belgesellerde izlemiştim. Pakistan-Hindistan sınırında Müslüman olmayan, Hint de olmayan Kalaşlar zannediyorum. Kalaş ya da Kalaş. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle dağ köylerinde. Bunlar, bu Kalaşlar Büyük İskender'in
Pakistan'a, Hindistan'a kadar yaptığı seferlerde oraya giden Yunanlı halklar olduğu tahmin ediliyor. Çünkü kültürleri ona benziyor. Soğutlar, İskender'in seferleri ile Afganistan, Tacikistan bölgesinde kalan Yunanlı veya Yunanlaşan halklardır. Halkın bir kısmı Yunan'dır. Büyük bölümü ise bu kültürden etkilenen Taciklerdir. Yunan dilini kullanmışlardır. İpek yolu üzerinde ticarette önemli görevler almışlardır. Göktürkler döneminde soğutlu tüccarlar, Baktriya bölgesi falan diye geçer. Farklı bir yazıları vardır. Göktürk tarihinde de önemlidir. Tüccar bir kavimdir soğutlar. Çok güzel. Bakın burada dönemleri oluşturmuşuz. Bakın Paleolitik dönemden buraya kadar Hititlerin dönemi, Hattilerin dönemi, Ege göçleri, geçtikleri de çok güzel olmuş. İyonya, Urartu, Frigler, Lidyalılar, 2. Babil, Medler, Persler. Bunu da şöyle açalım. Bunu da incelersiniz. Evet, burada da bazı göçleri aldık. Bunlar da lise web kitabında, 9. sınıf kitabında yer alıyor. Arkadaşlar sorular çoğunlukla MEP kitabından geliyor buradan. Onun için onları önemsedik. Burada bir göç Babil Umurru göçleridir. Babillerin kökeni ırki olarak Umurru, Samilerin Umurru kavmine dayandığı söyleniyor. Burada Babililer M.Ö. 3200 yıllarında Arabistan'dan Suriye'ye, oradan da Irak'a geçmişlerdir ve Babil Devleti'ni kurmuşlardır. Bugünkü Arap kökeni, Sami kökenine dayanır. Akat göçü Suriye'den Güney Mezopotamya'ya oluşmuştur. Hurri göçleri, Hurriler biliyorsunuz Anadolu'da bir kavimdi. Kuzeyden, Kafkasya'dan gelerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Mitanni Devleti'nin, Urartuların Hurrilerle ilgili olduğu düşünülüyor. Nereden biliyoruz bunu? Dillerinin eklemli dil olmasından kaynaklanıyor. Dil yapılarından. Frig göçleri, Frigler Trak boyudur. Trak kelimesi Trakya çağrıştırıyor bize. Traklar Balkanlardaki kavimlerdir. Bu Trak boyları Trakya'dan geçerek Anadolu'ya girmişlerdir ve Frigleri oluşturmuşlardır. Nereden biliyoruz bunu? Bu Trakya bölgesinde bıraktıkları tümülüsler vardır. O tümülüslerin devamının Frig bölgesinde de görülmesi kültürel bir geçişlik ve göç olduğunun göstergesidir. Ege göçleri bahsetmiştik. M.Ö. 1200 ile 800 arasında Yunanistan ve Girit'ten Akalar ve Dorlar Anadolu'ya girmişlerdir. Bahsetmiştik bundan. Yine İç Asya göçlerini bilmek lazım. İç Asya göçleri Anadolu uygarlığıyla doğrudan ilgili değil ama şöyle bir alakası var. İç Asya'nın M.Ö. 2000-3000 yıllarında çok verimli yerler olduğu, sonra kuraklık yaşadığı, kuraklıktan dolayı da Bozkır, Konar, Göçer yaşantısına geçtiği ve buradaki halkın nüfusu taşıyamadığı için İç Asya'dan her tarafa göçler olduğu düşünülüyor. Tabii biz burada çok değişik teoriler var. Biz 1071'de Türkler olarak Anadolu'nun Türkleştiğini söylüyoruz ama pek çok tarihçi 1071'den önce Türklerin Anadolu'ya geldiğini, bunların kanıtları olduğunu falan söylüyor. Tabii bunlar teori ama sağlam delilleri de var. Mesela yazılar var, yazılı kayı falan var. Oradan bayağı bir şeyleri güçlü. Yani sadece bir varsayım değil, delillere de dayanıyor aslında. Yine Yahudi göçlerini bilmek lazım. Yahudilerin birinci sürgünü Asur'a yenilmeleri ve köleleştirilip Ninova'ya götürülmeleridir. İkinci sürgün Nebukadnezar'ın Babil'e götürmesidir, köleleştirip. Üçüncü sürgün ise Roma döneminde Filistin coğrafyasında yaşayan Yahudilerin Avrupa'ya sürülmesidir. Ki bugünkü Avrupa'daki Yahudilerin önemli bir nüfus yapısı bu Roma sürgününden kaynaklık alır. Zaten bir dakika içinde Zoom'un kaydı kapanacak. Evet arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki yeni derste görüşmek üzere.